kadar basit. Şimdi yine demin bir ayetin paragrafın bir başka noktasına değindiydik. Nisa 101-103'ten oluşan pasajda. Evet. Burada da bildiğiniz cephede, bak cephede düşmanların karşısında savaşırken en o ortamda, şiddetli bir ortamda, orada bile Allah'ım ya. Bakın yani orada bile, o şartlar altında bile salatı ihmal etmeyeceksiniz. Ne yapacaksınız diyor bak. Yeryüzüne sefere çıktığınız zaman ve Allah'ın ilahlığını, Rabbini örten kimselerin size kötülük yapacağından korkarsanız salattan kısaltmanızda, tamam mı? Sizin için bir sakınca yoktur. Kısaltmaya izin veriyor. Burada tam tekmil, yerine yerine rahat bir ortamda bir eğitim öğretim yapamazsın. Sağlıklı bir eğitim olmaz. Ama burada en azından kısaltma, yani yarım saat yapacağından 20 dakika yap. 20 dakika yapacaksan 10 dakikaya düşür. Böyle bir davranışında sizin için bir sakınca yoktur. Yeter Cenab-ı Hak. O şuuru kaybetme. Eğitim, öğretim, şuuru her halükarda var. Savaş meydanında da var. Düşman karşısında da var. Enteresan. Evet. Mutlaka yapacaksın onu. Ama diyor, bu mutlaka yapılacak. Şimdi bunu nasıl, namazı kısaltmış sefer halinde iki rekat. Hiç alakası yok. Alakası yani. Yok. Yani. Ya namaz, yani sen, hiç namaz şimdi yani. Allah'la kendin aranda oturduğun yerde tabii her ki an şey yapılabilen bir şey. Ama namazı yani bir heykel haline getirip onu kılacak olursa işte, o zaman sorunu doğursun. Yani putu yaparsın, taparsın. Yani ona benzer bu yani. Maalesef efendim. Evet. Enteresan. Şimdi bunun arkasında da Cenab-ı Hak diğer ayetlerde şimdi peygambere diyor ki sen bu ordunun içerisindesin. Toplumla birliktesin, cephedesin. Salatı yine yapacaksın. Ne yapacaksın? Grubun bir tanesi silahlarla beklerken bir grubu karşına alacaksın. Onlara eğiteceksin, öğreteceksin. Savaşta eğitip öğretilmenin en güzel şeyi nedir biliyor musun? Yani eğitimin ne verilmesidir var savaşta. Ya Allah yolunda ölme ve öldürme bilincinin verilmesidir. O moralin verilmesi. Evet. Savaş moralinin verilmesidir. Bunu daha önce birkaç şeyde ben değindiğimi hatırlıyorum bu programlarda. Hani mesela Bedir'de o şeytan konusunu işlerken Süraka. Hani Süraka'nın gelip de Müslümanları görüp hani ya Resulallah ya cennetle aramızda bir ölüm perdesi mi kaldı? Atalım girelim şuna deyişini görünce bu ordu yenilmez demiş. Ses çevirip gidiyor kendisine. Evet. Ben Allah'tan korkarım diyor. Bu ordu yenilmez diyordu. Değil mi? Evet. İşte bu ruhu verebilme. Ya. Savaş meydanında da tutup da matematik, coğrafya, fizik, kimya öğretecek hal yok yani. Orada da Allah yolunda ölmenin, öldürmenin, hani savaşta dedik ya yani. Evet. Her zaman da İslam savaş öngördüğü bir şey değil biliyorsunuz. Savaşın ağır şartları tabii var. Çok ağır şartlar. Ama o şartlar geliştiği zaman da bu madem ki olacak, işte peygamber bir bölümü eğitecek. Onlar secdeye vardığı zaman ne demek? İkna oldukları onlar zaman. İkna olduğu zaman siz kenara çekilin. Başka bir oraya siz göbete gidin, ötekiler gelecek, peygamber onları da eğitecek. Bak şimdi bu Süreka'yı ayetlerden daha güzel anladım. Süreka demek ki peygamberimizin etrafında böyle keçileşmiş vaziyette insanların varlığını görünce, evet, cennete girmenin böyle şartlarını arar gecesine, evet, görünce topuk üstüne dönüp kaçması. Şeytan ne kadar güzel anlaşıldı şimdi. O. Evet, şeytan da işte o. Yani ne öyle mümini güzel görünce şeytanın orada işi yok yani. Evet. Oradan ona şey yok yani, pay yok yani. Yok. Evet. Orada ona iş çıkmayacak. Onun için o oradan dönüp gidiyor yani.